Geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı sosyal bilgiler dersi, yani Türkiye Cumhuriyeti İnkılapçılık Ad ve Atatürkçülük dersiyle sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bir yeni sorumuzdan başlayalım. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı sırasında Anafartalı grup komutanı iken en ön safta savaşmıştı demiş. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal'e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş, kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk'ün hangi kişilik özelliğin üzerinde durulmuştur demiş arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman burada hem Anafartalar grup komutanı iken yani canı pahasına sağ cebindeki şarapnel işaret yani şarapnel vuruyor. Hem de Çanakkale Savaşı'nda ne yapıyor arkadaşlar? Pardon, Sakarya Savaşı'nda ne yapıyor? Atı şaha kalkıyor, Mustafa Kemal'in yanında bomba patlıyor, kaburga kemiği kırılıyor. Yani vatanını ne yapıyor arkadaşlar? Yani milletin canını feda etmek için seviyor. Yani vatan ve milletini canını feda etmekten kaçınmıyor. Her türlü canını feda edebiliyor. Bilecek potansiyele sahip. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal'in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir diyor. Arkadaşlar neydi Mustafa Kemal'in öğrenim için bulunduğu şehirler? Selanik, Manastır, İstanbul'du değil mi? Mebusan'daki hangi madde kabul edilince meclis açıldı? Arkadaşlar Mebusan neydi? Osmanlı'nın meclisiydi değil mi? Hangi maddeyi Osmanlı'yla Atatürk hani iki ayrı şeyler vardı ya, Osmanlı Meclisi bir de Atatürk'ün kurduğu meclis vardı. Bu ikisi Amasya'da arkadaşlar anlaşıyordu Amasya protokolleriyle. Bir maddeden İkisi de karar birliği yapıyordu. Neydi bu madde arkadaşlar? Misak-ı Milli'ydi değil mi? Misak-ı Milli maddesiydi. Misak-ı Milli maddesini bu iki taraf da kabul ediyordu. Yani neydi? Vatan topraklar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz gibi bir madde. İşte işgal olmadan önceki topraklar Türk toprağı sayılacak falan gibi maddeler vardı. Bunlar Atatürk'le Osmanlı Devleti'nin Amasya protokollerinde anlaştılar ama Osmanlı'nın meclisinden geçmediği sürece geçerli sayılmayacaktı. Bu da meclisi neydi Osmanlı'nın? Mebusan Meclisi'ydi değil mi? Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'yi geçince İngilizler Mebusan Meclisi'ni ne yaptı arkadaşlar? Kapattı. Ya bastı yani. Bir nevi bastı dediği de buydu. Mustafa Kemal'in derne ve topluluktaki başarı kazandığı halde bırakmak zorunda kaldığımız toprağımız hangisidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal derne ve toprağa ne için gitmişti? Trablusgarp Savaşı için gitmişti. İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine gitmiştim. Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi komutanlar, 5 tane komutan gitmiştim. Trablusgarp'ta Enver Paşa savaşmıştı. Derne Topluk'ta Mustafa Kemal Paşa savaşmıştı. Hatta Mustafa Kemal Trablusgarp'a giderken Arap gazeteci Şerif Bey lakabıyla gitti yani. O unvanla gitti. O toprakları o şekilde geçtim. Beşinci sorumuza bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştı? Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına Rauf Orbay Bey imzalamıştır arkadaşlar. Dikkat edin. Hükümet Ahmet İzzet Paşa, imzalayan kişi kim? Rauf Orbay. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleşmiştir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizim tam bir bütün olmamızı sağlayan yani bir devletmiş gibi bir artık hükümetmiş gibi iş yapmamızı sağlayan kongremiz neydi? Sivas Kongresi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini de orada birleştirerek artık hani bir haline getirmişiz. Ordumuzu artık sağlamlaştırmışız. Ege bölgesinde güçlü bir İtalya'nın olması sömürge yollarını tehlikeye gireceğinden dolayı istemeyen devlet hangisidir? Şimdi arkadaşlar haritaya baktığımız zaman Ege Denizi'nin orada hemen üst tarafa çıktığımızda kim var arkadaşlar? Rusya var değil mi? Rusya'nın Ege Denizi'nden geçeceği için kim istemez İtalya'nın Ege Denizi'ne hakim olmasını? Rusya istemez değil mi? Bir şema verilmiş. Yukarıdaki diyagramda Mustafa Kemal'in katıldığı savaşlar verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı. Şimdi arkadaşlar arasında hangi savaş var demiş. Burada dikkat etmeniz gereken Mustafa Kemal
Ya da Osmanlı Devleti diyeyim daha doğrusu. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı yaparken Balkanlarda Balkan Savaşı patlığa veriyor. Çünkü Osmanlı Trablusgarp'la meşgul. Orayla ilgileniyor ve güçsüzleşiyor. Yani ordusunun bir bölümünü oraya aktarıyor. Ya da pis, yani diplomatik olarak orayla ilgileniyor. Bu noktada kim isyan verebilir? En isyana kalkabilecekler. Balkanlar değil mi? O zaman Mustafa Kemal de Birinci Balkan Savaşı'nda yoktur Mustafa Kemal arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı. Buna da dikkat edin. Burada direkt Balkan Savaşı diye vermiş. Ayrıntı bir şekilde sorarsa İkinci Balkan Savaşı olarak ifade edebilirsiniz. İtalya nokta nokta için Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar bakın. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Balkan Savaşı ve bir öncesi neydi arkadaşlar? Trabluskarp değil mi? Luskarp. Trabluskarp Savaşı'nda İtalya'nın amacı neydi? İtalya bulunduğu bölgenin tam karşısında bulunan Trablusgarp toprağını alarak burada sömürge oluşturmak istedi arkadaşlar. Sömürge. Sömürge nedir? Ham madde ve pazar arayışıdır değil mi? Yani oradaki madenleri sömürmek ve oraya tekrar satmak ya da başka bir bölgeye satmak. Burada Trablusgarp sömürge için girdiyse Birinci Dünya Savaşı için yani yaklaşık bir hani 1909 dersek buraya da 15 dersek işte ya da 6 yıllık ya da daha öncesi de var 13 falan da diyebiliriz. Yani 4-5 yıl içerisinde ne politikası değişmeyecektir İtalya'nın. Yine ham madde ve pazar arayışı. Yani sömürge arayışı. Sömürge. Burada sömürgeleri korumak diye vermiş ama bu değil. Mustafa Kemal yukarıdaki verilen sözü onun hangi kişisel özelliğinde daha çok ilgilidir demiş. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı da feda edeceğim. İleri görüşlülüğü, vatan millet sevgisi, barışa önem vermesi, inkılapçılık nedir? Vatan millet sevgisi. İlk soruda da söylemiştik. Canı pahasına vatanını, milletini korumaktan bahsetmiş arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir kısım olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere.